Merhaba, 21 Nisan saat 16.47 itibariyle ons altın 1679 gibi bir yerde bulunuyor şu anda grafiğimizde. Önce tabii ons altını konuşacağız, arkasından gram altından devam edeceğim her zaman olduğu gibi. Şimdi ons altında biliyorsunuz bayağı bir altın fiyatında yükselişler olmuştu. Bunun işte sebeplerini anlattık, kontangodur vesairedir falan. Bir ondan sonra düşüş beklediğimizde söyledik. Bir düşüşler de geldi, tamam. Bu 1677 şu anda bulunduğu yer kritik bir yer. Çünkü bunun altına gidecek olursa 1642'ye kadar şöyle gelebileceğinden bahsediyorduk. Şu anda tam o kritik yerde görünüyor. Ve işte gördüğünüz gibi şu 4 saatlik grafikteki 21 periyotluk Kaufmann hareketli ortalamasına kadar gidip oradan aşağı geliyor. Mesela şu anda tekrar bir daha biraz yükselmek niyetinde olduğunu görüyoruz. Biraz daha yükselecek gibi, tekrar belki 1690'a falan gelecek gibi duruyor ama yönünü aşağı çevirmiş durumda olduğunu görüyoruz. Şöyle günlük grafikten baktığımda ben ne görüyorum? Bakın işte burada wave trend osilatörü. Bu sefer aşırı alım bölgesinin üstüne bile çıkamadan bir sat sinyali üretti. Ve zaten işte burada ciddi uyumsuzluklar falan da var. Onlara girmiyoruz. Ve dolayısıyla buralardan artık daha aşağılara gitmesini bekleriz. Yani önce bir belki 1690'a doğru falan bir yükseliş yapar. Ama tekrar aşağıya belki işte bu 1640, evet 43 buralara doğru tekrar ons altının gelmesini bekliyorum. O zaman zaten bir sat sinyali varsa, 1690'a doğru falan da gidiyorsa bu sizin için bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Almak istiyorsanız da zaten şu 4 saatliğin üzerine bir, şu 4 saatlikteki ortalamanın üstüne bir atması lazım. Yani 1694 bu. Bunun üstüne bir atması lazım ve zaten burada da 1700 direnci oluşmuş. Öyleyse 1700 direncinin üzerine çıkmıyorsa niçin alacaksınız? Daha düşüş riski vardır burada. 1700 direncinin üzerine çıkıyorsa o zaman tekrardan bir daha düzeltmesini tamamladı, yükseliyor diyebiliriz ama şu anda bu böyle bir şey olmuyorsa, buralardan biraz daha şöyle bir 1690 doğru çıkıp ondan sonra aşağı gelecekse o zaman neden buradan alasınız? Bu yüzden bu şekilde takip etmek gerekiyor. Yani stratejiyi bu şekilde kurmak gerekiyor. 1675'in altına gitti. Demek ki 1642'ye kadar bu düşebilir. Ha, 1675'in üzerinde kaldı. O zaman bakalım 1700'ü de geçebiliyor mu? Geçebiliyorsa o zaman üstüne atabilir. Mesela bu aralıkta gidip geldiğini ama hiçbir şekilde de net olarak ne aşağısında ne üstünde olmadığını görüyorsunuz. Bir 4 saatlik çubukta inmiş, bir 4 saatlikte de çıkmış bu şekilde. Bayağı da burada osilatör düşmüş, değil mi? Aşağıda artık buralardan bir tepki gelebilir, yani gelmesini beklersiniz. Mesela saatlik grafikten bakacak olsak işte oradan da böyle artık bir yataylaşıyor, bir tepkiler geliyor falan diyebilirsiniz. Yani olabilir böyle şeyler. Birazcık yukarı yap, ondan sonra aşağı gelebilir. Gram altın tarafına baktığımızda tabii dolar kurunda bugün çok yükseliş var. Oradan destek buluyor. Yoksa gram altın tarafı da zaten yani çok iyi değil. İşte şu yükseliş kanalı vardı. Bu kanalın dışına çıktı. Daha da buradan yükselmiyor gibi. Ancak şu aşağıda 370'te de destek bulmuş görünüyor gram altın. Öyleyse gram altında ne yapmak lazım? Eğer bu burada elinizde varsa, 370'te kırılıyorsa o zaman belki satmanız lazım. Çünkü daha düşebilir gram altın. Peki almak istiyorsanız, bir kere kademeli alacaksınız. Ve de işte şu daha önceden geçmiş olduğu belki 385 gibi bir yerin de üstüne atması lazım ki bu artık çıkabiliyor falan diyebilelim. Şimdi burada şöyle eleştiriler geliyor bazen. Ya işte ben buradan sattım, işte fırsatı kaçırdım vesaire gibi. Bakın bu strateji bir bütün. Yani bu strateji bütün derken kademeli alım öneriyoruz. Belli bir şeyin altında da zarar kes öneriyoruz. Çünkü artık çok yüksek bir yerlerden alıyorsunuz. Kademeli almıyorsanız bu zarar kesmek sizin için
zararlı şeyler oluşturabilir. Neden? Çünkü biz burada işte biraz düştü, daha düşüşler gelebilir. Zarar kes diyoruz. O zarar kes dedikten sonra belki tekrar yükselebilir. Böyle bir ihtimal var ama kademeli aldıysanız buradaki işte kayıplar, şeyler zaten %5'ler, 1'ler falan gibi şeyler de olacak. Çünkü mesela paranızın 1/4'üyle aldıysanız %2 düştü, zarar kes yaptınız, %5 yapıyor zaten. Ama kademeli almıyorsanız o zaman heyecan yapabiliyorsunuz. Ya da burada işte kademeli aldınız ama bu zararı kesmiyorsunuz, daha aşağı gitmesine izin veriyorsunuz. O zaman gene zarar edebiliyorsunuz. Bir bütün halinde bunu düşünmeniz gerekiyor. Yani dolar yorumu da yaptım, onu da izleyebilirsiniz. Dolar yorumunda da artık dolarda belli bir noktaya, bir doygunluğa gelindiğinden bahsettim. Oradan da artık bir risk var. Riskler arttı yükselmesi konusunda. Ons altında da artık daha düşme yönündeki riskler ağır basıyorsa, gram altın şimdilik böyle iyi görünüyor olabilir ama bu 370'i de kırıyorsa artık çok da ısrarcı olmamak lazım. Çünkü daha 357'ye kadar falan buralardan gelebilir gram altın. Ama dediğim gibi almak isteyenler varsa, çünkü ons altında hala daha bir iştah var, almak isteyen insanlar var vesaire. İşte dolar TL biz 7'de artık doygunluğa ulaştırıyoruz ama belki üzerine %1-2 daha falan koymak gibi bir şekilde gerçekleşebilir dolar TL'deki hareketler. O zaman bir bakalım, biraz izleyelim. Tekrar daha önceden görmüş olduğu şu 385'lerin falan üzerine atabiliyor mu? O zaman alın, kademeli olarak gene alın diyorum ki riskinizi minimize edin. Çünkü şu arada da artık piyasada da yeniden VIX arttı. Yeniden böyle piyasalar pek öngörülebilir olmaktan çıkmak üzere yani. Çünkü bu dünkü petrol fiyatlarındaki hareketlerden sonra bugün devamı geliyor. Özellikle emtia tarafında, platin tarafında, gümüş tarafında falan çok ciddi satışlar var. O zaman yani altına biraz daha az yansımakla beraber oraya da yansıyor. O yüzden piyasa artık öngörülebilir olmaktan yavaş yavaş yeniden çıkmaya başladı. Bunu da not olarak düşeyim size. Herkese bol kazançlı, iyi günler diliyorum.